şu dışarıdaki dolaptan birkaç tane krepon kağıdı getirir misin? Aa, tabii getiririm. Ha, dolabın rafında olacak. Raf mı? Dolabın rafı nerede? Bulamadın mı? Dur, geliyorum. dolabı açmamışsın ki, dolap kapalı. Kapalı mı? Ya, kapalı. Kağıtlar da içinde duruyor. Dolap nasıl kapalı? Şu dolabın kapakları var ya, kapalı duruyor. Kapalı duruyor. Şimdi kapağı açıyorum, açıldı. Açık. Açıldı. Şimdi kapıyorum, kapandı. Kapalı. Kapalı. Hadi bakalım, bir de sen tekrar. Ben mi? Bu dolabın kapağı kapalı. Çok güzel. Şimdi açık. Ya, açıldı. Açık. Bak, kağıtlar da işte içeride duruyor. Çok kolay. Kapağı açtım. Açık. Kapağı kapattım. Kapalı. Ne kadar kolay, değil mi? Oyuncak canavarı. Hani sen oyuncaklarını toplayacaktın? Canavar oynayacak. Bomba oyun canavarıyla oynar mı? Ne olur. Oh, aklıma parlak bir fikir geldi. Peki oyun canavarı, seninle oyun oynayacağım. Hem de hiç duymadığın yepyeni bir oyun oynayacağım. Yepyeni bir oyun mu? Peki adı ne? Oyunun adı oyuncak kutusu. Dinle, bu bir tür tahmin oyunu. Hangi oyuncağı düşündüğümü iyice tahmin edip oyuncak kutusuna koyacaksın. Tamam mı? Güzel bir oyuna benziyor. Hadi başla, oyna benimle. Pekala. Bumba şöyle oyuncakları düşünüyordu. Yumuşak. Top yumuşak. Yumuşacık bir oyuncak, evet. Hadi bakalım oyuncak kutusuna. Başka yumuşak ne var? Evet, canavarın oyuncak gorili yumuşak. Oyuncak kutusuna. Çok iyi gidiyorsun oyuncakları. Pekala, şimdi kare olan bütün oyuncakları düşünüyorum. Kare mi? Evet. İşte bu. Bu bir kare. Çok iyi gidiyorsun. Güzel, sevdim. Hadi. Şimdi de bütün tekerlekli oyuncakları düşünüyorum ben. Tekerlekli? Evet. Kamyonun tekerleği var. Evet. Sonra? Arabanın da tekerleği var. Evet. Çok zevkli. Oyuncak canavarı, bak masa temizlendi. Bu oyunu gerçekten çok güzel oynadın. Hadi gel şimdi biraz dışarı çıkıp dolaşalım, olur mu? Oyuncak kutusu bitti mi? Bitti tabii. Masanın üstünde hiç oyuncak kalmadı, baksana. Hepsi oyuncak kutusunda. Ama oyun canavarı bu oyunu çok sevdi. Oynamak istiyor. Oynayamayız ki, hiç oyuncak kalmadı. Hepsi oyuncak kutusunda. Ben şimdi hallederim. İşte sıra Bomba'da. Hadi bakalım. Ben şimdi burnu olan oyuncakları düşünüyorum. Hadi bakalım. Burnu olan oyuncakları bul bana. Hadi.
ağaçlarda budanıp kesilmelidir. Artık ağaçta olmaları yarar değil, zarar getirir. Oysa kesilen parçalar kimilerine hala gerekir. Çiçekler la 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 la. Zeynep ha? Neredeydi o? Ha, işte burada. Zeynep Hanım! Zeynep Hanım, dokunmayınız o çiçeğe. Renkleri hoşuma gidiyordu, ona bakıyordum yalnızca. Ha, hep öyle denir. Sonra çiçekler koparılır. Koparmayacaktım. Koklayacaktım yalnızca. Yeter. Çok kokladın. Kokusunu bitireceksin. Çiçekleri bu kadar sevdiğini bilmiyordum kırpık. Çiçekleri sevmeliyiz. Çiçekleri korumalıyız. Çiçekleri ben korumazsam, sen korumazsan nasıl güzelleşir dünya? Biraz abartmıyor musun? Bir çiçek nasıl yetişiyor biliyor musun? Tabii biliyorum. Bu çiçeklerden ben sorumluyum. Hiç kimse onları koparamaz. Çiçek sorumlusu kırpık. Demek çiçeklerden sen sorumlusun. Hı hı. Evet efendim. Çiçeklerden ben sorumluyum. Çiçekleri ben de en az senin kadar seviyorum kırpık. Buna çok sevindim. Ah Zeynep. Efendim? Çiçekleri çok sevdiğin için mi çiçekli elbise giydin?
Bilmem, belki de. Evet. Bir dakika. Öyleyse benim de çiçekli şapkam başımda olsun ki... Çiçekleri sevdiğim anlaşılsın. Süsleyecek. Yapıyorsun Çekiç? Bir üçgen yapma görevi verdiler. Ama bugün işte beceremeyeceğim galiba. Belki beraber yapabiliriz. Dur bakayım. Üçgen nasıl bir şey? Üçkenarlı bir şekil işte. O kadar zor değil. Sen şimdi benim başıma vur şuraya. Güzel. Şimdi şuraya geçeceğim ve ikinci kenarı yapacağız. Şimdi de üçüncü kenar. Başardık. Çocuklar, bu ne güzel bir üçgen böyle. Bunu bana verir misiniz ha? Tabii. Al kurşun kalem. Üçgen, 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 üçgen. Üçgen. Sakın sesinizi çıkarma. Şiş. Şimdi ona bir sürpriz yapacağım, tamam. Ya. 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 Ne var, ne oluyor? Nerede? Kim nasıl? Nerede? Kim? Bak, başını çevir şuraya bak. Yok. Çevir başını. Sen şuraya. Hayır. Sen başını çevir şuraya bak. Hayır, sen şuraya bak. Ne? Hayır. Evet. Hayır, ben bu tarafa, sen o tarafa. Ben şuraya, sen evet, buraya. Evet, ha, evet, tamam, evet, sen de şuraya evet bakacaksın. Bir, iki, üç, sürpriz!
Güzel sürpriz, sürpriz, sürpriz. Lay lum, lay 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 lay. Böyle minik kuş. Ay, resim değil bu Zeynep abla. Sabiha teyzeye mektup yazıyorum. Peki bu papatya ne arıyor burada? Sabiha teyzeyi çok seviyorum demek. Peki bu küçük kelebek ne yapıyor? O kelebek değil ki. Benim minik kuş o. Yani ben Sabiha teyzeye sarılacağım demek. Bitti mi mektubun? Evet evet. Şimdi zarfa koyacağım. Bana yardım eder misin Zeynep abla? Önce katlayalım. Neden zarfın üstüne papatya çizmeye çalışıyorsun minik kuş? Sabiha teyze için. Onun için düşündüklerimizi zaten mektubun içine yazdık. Mektubun üzerine yalnızca Sabiha teyzenin adını, soyadını ve adresini yazacağız. Benim için sen yazar mısın Zeynep abla? Tabii. Önce zarfa koyalım. Öyle sevdi. Tamam. Kalemini verir misin? Tabii. Yazıyoruz. Sevgili Sabiha teyze diye başlar mısın? Olmaz. Zarfın üstüne sadece Sabiha teyzenin adını, soyadını, bir de adresini yazacağız. Yoksa eline ulaşmaz minik kuş. Tamam. Yazalım. Sayın Sabiha Ünal, Susam Sokağı numara 9 Ankara. Bunları yazınca eline geçer mi peki? Tabii geçer. Şimdi bunu postaneye götüreceğiz. Üzerine pul yapıştırıp postalayacağız. Postacı amcayı da tanıyoruz nasılsa. Söyleriz götürür. Tanımasak da fark etmez. Minik kuş nasılsa eline geçer. Postacının görevi bu. Hı-hı. Al bakalım. Merhaba çocuklar. Merhaba Sabiha teyze. Nereye böyle? Postaneye gidiyorum. Elindeki ne minik kuş? Bu. Mektup. Kime yazdın? Ben size yazmıştım. Aman ne güzel. Postanede pul yapıştırıp kutuya atacağım. Postacı da size getirecek. Ben pek uzakta sayılmam minik kuş. Mektubu bana verebilirsin. Olmaz. Mektup bu, postacı getirecek. Peki öyleyse ver ben atayım mektubunu postaya. Hadi hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. İlk kez kendime bir mektup atıyorum. İlginç bir duygu. Bak.
buradayım. Sen de orada. Sen buradayım dersen, burada sen olursun, orada da ben. Sen oradayım dersen, burası neresi olur? Ben buradayım dersem, burada ben olurum, işte en doğrusu. Şikayetim yok ama veremem bir anlam. Çözemiyorum bu sırrı bir türlü. Kafamdaki soruyu silmek için şimdi biraz yormalıyım beynimi. Görmek için yolun sonundaki ışığı biraz çalıştırmalıyım kafamı. Şimdi ben buradayım. Tamam, onu anladık. Sen de oradasın. Emin misin? Ama sen burada dediğinde buradasın. Ben de oradayım. Dur bir dakika, dur. Sen orası dediğinde kastettiğin yer burası. Aynen öyle. Ben burası dediğimde kastettiğim yer burası. Oh, tamam, şimdi anladım. Şimdi oldu çok basitmiş aslında. Niye daha önce düşünemedim ben? Ve alfabeyi çözmek kadar kolay şimdi. Kafam rahat artık. Uymuş dünyanın en kolay işi. Çalıştırdım kafamı, şu kafamı. Evet gördüm, çok güzel ama peki bu odanın hali ne böyle? Çok dağıtmışsın Sıla. Gel seninle bunları toplayalım. Ama nereden başlasak? Evet. Evet, önce kazaklardan başlayalım ama sen de bana yardım edeceksin, tamam mı? Hadi bakalım. Evet, bir kazak. Hakan Altbakar'da da var. Evet, teşekkür ederim. Onu da getirir misin buraya? Bunu da böyle yaptık. Bak, burada da var. Evet, çok güzel. Hı. Sen katlayabiliyor musun kazak? Bakalım nasıl katlıyorsun. Evet, aferin. Ne güzel katlıyorsun öyle. Annen gelince çok şaşıracak Sıla. Şöyle yapalım. Başka kazak, ha, bir tane de burada var. Burada da var. Orada da var, evet. Bunları yapalım. Çok dağıtmışsın ama odanı. Bunu da yapalım. Evet. Kolunu bulamadım, ha, buradaymış. Tamam. Onu da getir bakalım. Evet.
Evet, katlandı. Oh. Nereye koyacağız bunları peki? Birinci çekmece. Birinci çekmece, yani buraya öyle mi? Evet. Tamam. Evet, bunları şöyle alalım, bozmadan koyalım sana. Tekrar yapmayalım aynı şeyleri. Heh, al onu da, şöyle ver onları, ben alayım. Tamam. Evet, onları da aynı yere koyacağız. Hop. Hop. Evet, aferin. Güzel koyuyorsun, aferin, aferin. Evet, şimdi sıra gömleklere geldi. Değil mi? Evet. Evet, şurada bir tane var mesela. Burada da var. Evet, orada da var. Kullanır orada. Şöyle. Şunu da yapalım. Bir de bu var. Teşekkür ederim. Bunları da ikinci çekmeceye koyalım mı? Koyalım, tamam, ikinci çekmeceye koyalım Sıla'cığım. Evet, bunları da böyle koyalım. Çok güzel. Evet, ama bir sürü de oyuncak var burada, değil mi? Onları şimdi teker teker toplayacağız. Evet. Şimdi kazakları bir yere, gömlekleri bir yere koyduk. Yani ikisini de ayırdık. Evet. Arkadaşlar, şunu açmamı lazım, değil mi? Tabii, güzel, ama açalım. Ne yapacağız şimdi Sıla? Peki, tamam. O zaman yeniden başlıyoruz. Şimdi o zaman sen kazakları topla, ben gömleklerle pantolonları toplayayım, tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Evet. Etek de var burada. Etekleri şuraya koyayım ben. Evet, bir gömlek daha var. Aa, bu da bir pantolonmuş. Bu da. Tulum. Evet, o da pantolon. O zaman etekler şurada kalsın. Ben de ne yapalım? Ne yapalım? Etekler ben yapayım. Kazaklarla etekler ben, pantolonlarla gömlekler sen. Tamam, peki öyle yapalım o zaman. O zaman pantolonları, tamam. Gömlekleri de ben yapıyorum, değil mi? Tamam. Aynı. Evet. Pantolonlar da burada.